ben yürüteceğim. İshak hocamız gelemediği için. Şimdi hızlı bir şekilde sunumlarımızı yapalım istiyorum. Evet, ilk sunumu yapacak arkadaşlara baktığımızda Zeynep Mutlu, Ali Şıkmen, Özlem, Gözen, hangi arkadaşımız yapacaksa onu alırsak sahneye yürüyeceğim. Buyurun. Zeynep Mutlu. Buyurun, başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün iki arkadaşımla birlikte hazırlamış olduğumuz Freire'nin eleştirel eğitim modeli ve Dalhuks'un katılımcı eğitim modelinin eleştirel sosyal hizmet eğitimine yansımalarından bahsedeceğim. Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız eleştirel sosyal hizmeti eğitimine katkıları neler olduğunu öğrenmek istememizdi. Dolayısıyla sunuşta da aslında eleştirel teorinin ortaya çıkışından ve eleştirel sosyal hizmet eğitimine yansımalarından kısaca söz ettikten sonra Freire'nin ve Hooks'un eğitim modeli yaklaşımlarından bahsedeceğim. Sonrasında da eğitim sürecinde bilgi edinmenin önündeki engellerden bahsedip sosyal hizmet eğitiminde eleştirel düşünmenin geliştirilmesinde kullanılabilecek sınıf içi tekniklerden söz edeceğim. Tabii eleştirel düşünceyi anlayabilmek için öncelikle eleştirel teorinin ortaya çıktığı bağlamı anlamak gerekiyor. Eleştirel teorinin ortaya çıktığını, nasıl ortaya çıktığına baktığımız o dönemin tarihsel koşullarında özellikle faşizmin ve nazizmin yükselişi ve aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın etkileriyle birlikte Fransız Kütü Okulu'ndaki bir takım akademisyenler tarafından tartışıldığını görüyoruz. Ve temelinde de aslında odağında da olanın ötesini görmeyi ve bütün kapalı düşünce sistemlerini yıkmayı amaçlıyor. Determinizm ve katı belirlenimcilik anlayışına karşı çıkan bu düşünüş aslında en temelinde düşünselliği hedefliyor. Ve eleştirel düşünmenin sosyal hizmete yansımalarına baktığımızda da bunu 1990'lı yıllarda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Özellikle gücün analizi, işte eyleyen özne, ve sosyal değişim, kişisel olanın politik olduğu, praksis, sosyal adalet tartışması gibi kavramların sosyal hizmet uygulaması ve sosyal politika anlayışında tartışıldığını söylemek mümkün. Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği ve Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu'nun aslında küresel eğitim standartlarındaki amaçlarından birinde sosyal hizmet öğrencilerinin eleştirel düşünme ve bilimsel akıl yürütme, yeni deneyimlere ve paradigmalara açıklık ve yaşam boyu öğrenmeye bağlılık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur şeklinde ifade edildiğini görüyoruz. Aslında eleştirel düşünmenin bir sonuç olmasından çok bir süreç olduğunu söyleyebiliriz bu durumda. Ve yine Sosyal Hizmet Eğitim Konseyi'nin eğitim politikası ve akreditasyon standartlarının son açıklamasında da eleştirel düşünmeyi entegre ve bütünleşik olarak çerçeveleyen bütünsel yeterlilik görüşüne dayandırdığını söyleyebiliriz. Bu noktada tabii ki Freire'nin ve Hooks'un eğitim modellerini tartışmak ve bu standartları karşılamaya yönelik olarak eleştirel düşünmeyi merkezine alan eleştirel sosyal hizmet eğitimine katkılarını tartışmak önemli denilebilir. Freire aslında belki de pek çoğumuz lisans eğitimimiz hayatında ilk olarak Eznanenin Pedagojisi kitabıyla tanıdık. Ve bu kitapta daha çok özgürlük pratiği olarak eğitim ve bankacılık eğitim modelinden bahsettiğini söyleyebiliriz. Bankacılık eğitim modelini geleneksel dikey bir hiyerarşinin olduğu, öğretmen-öğrenci arasında hiyerarşik bir ilişkinin olduğu eğitim modeli olarak tanımlarken, özgürleştirici eğitim modelini ise her iki tarafın da birbirinden öğrendiği, öğrenirken de özgürleştiği ve diyalog temelli, simetrik, yatay bir ilişkinin olduğu bir öğrenme süreci olarak tanımlıyor. En önemli özellikleri de aslında Freire'nin yaklaşımında öğrencilerin nesne değil birer özne olmaları ve diyalog temelli bir ilişki kurmaları, teori ve pratik birliğini sağlamaya çalışmaları, eğitimin tarafsız bir politik olduğunu ifade etmesi ve içerik ve sürecin birbiriyle bağlantılı olduğuna değinmesi. Freire'nin eleştirel eğitim modeline bakıldığında tabii pek çok özelliğin de olduğunu söylemek mümkün. Bunlardan biri dilin önemli olması. Yani söylem yoluyla aslında gerçekliğin toplumsal inşasının nasıl olduğunu anlamaya yönelik bir takım ufuklar açıyor. Ve güç ve yardım iç içe geçtiği yerlerde sosyal hizmet eğiticileri ve uygulayıcılarının nasıl konumlandığını sorgulayarak sosyal hizmet kimliğini sorguluyor. İnsanların kendi bulundukları bağlamı anlamaya çalışmalarını ve mevcut durumlarını sürekli olarak değerlendirmelerini, analiz etmelerini, işte bilimsel yöntem ve süreçleri benimsemelerini ve kendi sosyal gerçekliklerini analiz ederek eyleme geçmelerinin önemli olduğunu dile getiriyor. Tabii Freire aynı zamanda ilerici
eğitimcinin sahip olması gereken bir takım özelliklerden de bahsediyor. Bunlara bakacak olursak özgüven ve öz saygının ve başkalarına yönelik saygının da gerektirdiği tevazudan, öğrenci ve öğretme sürecinde bir sevgi anlayışından, iktidar ve onun ideolojisiyle yüzleşmeyi gerektiren bir cesaretten, farklı olanları yaşamayı öğreten ve demokratik tutumun gelişmesinde önemli olan hoşgörüden, sabır ve sabırsızlık arasında bilgelik göstermeden ve mücadeleye yönelik bir yaşama sevincinden ve eğitimcinin söyledikleri ve yaptıklarının tutarlı olmasını ifade eden tutarlılık görüşünden bahsediyorum. Bir de Hooks var. Hooks da çok yakın zamanda, geçtiğimiz yılda kaybettik ve kendisinin aslında eğitim pedagojisini şekillendiren yaşam deneyimlerinin olduğunu söylemek mümkün. Siyahi bir feminist olması onun aslında eleştirel pedagojiyle, yani Freire'den aldığı eleştirel pedagojiyle feminist pedagojiyi birleştirmesine ve katılımcı pedagoji denilen bir kavramı ortaya çıkarmasına neden oluyor. Özellikle hem kadın cinsiyet kimliği nedeniyle hem de siyahi olması nedeniyle eğitim hayatında karşılaşmış olduğu deneyim ve güçlüklerin, yani bu işte ırkçı klişeler, işte beyaz öğretmenlerin, işte siyahilerin zekasına yönelik yapmış olduğu eleştiriler temelinde yapmış olduğu eleştiriler aslında eğitim pedagojisinin görüşünü şekillendirmede etkili oluyor. Ve Hooks eleştirel düşünmeyi öğretme sürecini savunurken özgürleştirici pratik olarak eğitimden söz ediyor ve sınıfın özgürleştirici olması gerektiğini savunuyor. Özgürlük pratiği olarak eğitimin tabii bir takım özellikleri var. Bunlara baktığımızda da öğretmenlerin kendilerinin farkında olması, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmaları, bireyselleştirilmiş öğretme ve öğrenmeyi hedeflemeleri, müfredat geliştirmede kültürel çeşitliliği benimsemeleri, sınıf ortamında tahakküm ve baskıyı en aza indirmeleri, öğretmenlerin ve öğrencilerin kendi iyilik hallerini destekleyen, kendini gerçekleştirme sürecine aktif olarak katılmaları ve işbirliğine teşvik etmeleri çok önemli. Bu kendini gerçekleştirme süreci aslında katılımcı pedagojiyle de alakalı. Yani bu kendini gerçekleştirme sürecinden söz ederken deneyimden gelen öğrenme sürecinden bahsediyor. Yani öğretmenin de, bir profesörün de sınıfa girerken kendi deneyimini açmasını ve öğrencinin de o deneyimle benzer deneyimleri olan öğrencilerin de benzer deneyimlerini paylaşmasını teşvik etme noktasında kendini açma ve kendini gerçekleştirme olarak tanımlıyor. Ve Hooks'un pedagojik anlayışını şekillendiren paradigmalara baktığımızda da en önemli özelliğinin aslında sınıfın heyecan verici bir ortam olarak tasvir etmesi çok önemli. Çünkü aslında Freire ve feminist pedagojinin ayıran tarafı sınıfın işte mutluluk veren bir ortam olarak ele alınması olmuştur. Dolayısıyla hani özgürlük pratiği olarak eğitimden söz ederken sadece bilginin özgürleştirici değil, aynı zamanda sınıf ortamının da özgürleştirici olmasından gerektiğinden söz ediyor. Yani bu noktada bedenin kullanımı nasıl? Bir öğretmenin işte kürsünün ya da masanın arkasında konumlanması, aslında oradaki öğretmen-öğrenci arasındaki hiyerarşik ilişkiyi doğuracağını ve bunu pekiştireceğini, şu an benim de burada olduğum gibi hani böyle kürsünün arkasında konumlanmış olmak, bunun yıkılması gerektiğini ve hani öğretmenle öğrencilerin birbiriyle temas halinde olması ve hani sınıfın kullanımının da aslında öğrencilerle temas edebilecek yakın bir ilişki içerisinde olması gerektiğinden söz ediyor. Bu noktada tabii ki konumsal güç kavramına da değinmenin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte gündemin esnek olması ve kendiliğinden değişimine izin verilmesi de çok önemli. Ve aynı zamanda Hooks'un çok önemli olduğunu düşünün, acı çekmekten de söz ediyor olması çok önemli. Yani özellikle ırk, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim gibi konulara ilişkin farkındalık kazanıldıktan sonra öğrencilerin aslında eski düşünme biçimlerini terk edebileceğini ve bunun aslında onlar için ne kadar acı verici bir deneyim olduğunu da kendi öğrencilerinin anlatılarından yola çıkarak bize gösteriyor. Acı vermekten konuşmanın da önemli olduğunu dile getiriyor. Tabii bir topluluk olarak sınıfta heyecan duyabilmeden, yani az önce Hooks'un hani eleştirel pedagojiden ve feminist pedagojiden farkını sınıfın heyecan verici bir ortam olmasına değinmesi olduğunu söylemiştim. Bunun içinde hani farklı sesleri duyma, farklılıkları kabul etme ve demokratik ortamın geliştirilmesi sınıf ortamında çok önemli. Peki bunlar neleri içermeli? Yani nelere dikkat etmeliyiz bunu ele alırken? Öğrencilerin biriciklikleriyle bağlantılı olarak, birey olarak tanınması. İşte sınıfın bilginin birlikte üretildiği bir mekan işlevi görebilmesi. Burada diyalog temelli ilişki bu noktada çok önemli. Birlikte bilgi üretebilmek.
ve profesörlerin her şeyden özne konumundan çıkarak sınıf ortamına kendi deneyimlerini taşıyıp kendilerini açmaları önemli. Bu diyalog temelli anlatımın geliştirilmesinde etkin. Ve şu soruları sormak gerekiyor. Ya sınıf ortamında farklılıkları kabul edip onların sesini duyarken konuşan kim? Dinleyen kim? Neden konuşuyor, dinliyor? Öğrencilerin sınıftaki öğrenme süreçlerine katkıda bulunup bulunmadığı nasıl? Bunları sormak aslında kimin sesinin duyulduğunu, kimin sesinin duyulmadığını bize düşündürüyor ve böylece hani öğrencilerin birer eyleyen özne olarak eğitim yaşamına dahil olmasında önemli olduğunu bize getiriyor. Son iki dakika. Eğitim sürecinde bilginin en öndeki engellerden bahsedecek olursak bunlar performans kaygısının diğer öğrenme biçimlerini öğrenmeleri engelleyebileceği gerçeği, öğrencilerin değerlerini ve inanç sistemlerini tehditler, yeni öğrenmenin öğrencilerin önceden edindikleri mevcut düşünce yapılarına uymaması şeklinde ifade edilebilir. Tabi eleştiren bilincin gelişiminden söz edeceğimizi söylemiştik. Bunun için sınıf için bazı teknikler, öğretim teknikleri var. Bunlardan bir tanesi işte eleştirel bakış açısını geliştirmede kendine, sosyalizm uygulamasını bilinen araştırmaya ve sosyalizm uygulamasına başvurarak aslında bu eleştirel bilincin gelişimini desteklemek. Ve buraya geçebiliriz, hızlanmam gerektiği için. Birkaç modelden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi içgörü çemberi modeli. İçgörü çemberi modelinde bireylerin marjinalleşen ve baskı altına alınan yapıları daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Ve katılımcılar içinde bulunduğu bağlam soyut ve somut olarak dikkate alınıyor. Bu soyutluktan kastettiğimiz sosyal, politik, ekonomik olurken somut, çevre, fizik koşullar olarak düşünülebilir. İçgörü çemberi modeline baktığımızda ilk olarak görmekle başlıyor. Yani görmek ne demek? Aslında sorular sorarak başlıyor. Dinlemeyi, anlamayı, derinlemesine incelemeyi gerektiriyor. Sonraki aşama ise yansıtma, eleştiren yansıtma, düşünmeyi. Gerçeklik hakkında eleştiren düşünmeye davet ediyor. Ve sahip olduğumuz mesleki etik ilke ve değerler temelinde aslında derinleştirilmiş öğrenmeyi hedef. Onunla birlikte aynı zamanda üçüncüsünde de eyleme geçmeden söz ediyor. Bunun bir özgürleştirici eylem olması önemli. Ve tüm bu süreç aslında döngüsel olarak devam ediyor. Doğrusal bir süreç mi? Döngüsel bir süreç olduğundan söz edebiliriz. Toplamamız gerekir. Son bir dakika. Öyle mi? Hemen DEAL modelinden de bahsediyorum. Burada da DEAL modeli aslında Describe, Examine, Articulate, Learning şeklinde tanımlama, inceleme ve öğrenmeyi ifade etme şeklinde ifade ediliyor. Ve ne öğrendin, nasıl öğrendin, bir sosyalin uzmanı olarak bu sizin için neden önemli? Bu öğrenme gerektirecek uygulamanızda nasıl kullanacaksınız şeklinde sorular soruyor. CC modeline de zamanım olamadığı için şu an anlatamıyorum ama bununla ilgili soru olursa anlatabilirim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sorusu olanlar var. Bence tartışma ve sonuç yerine daha gidebiliriz. Çok akıcı gidiyordu. Soru sorabilirsiniz yani. Sorun olacak mı? Bir dakika içinde anlatılabilir. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum ama. Sorun mu olacak Sayın Başkanım? Çok teknik yoksa şu anda sorabilirsiniz. Her oturum bittikten sonra soru sorabiliriz. Onun için de süremiz var. O zaman ben sesi modelini merak ettim hocam. Geçmeden bir daha katılmaz. Onu da bir dakika izah ederseniz. Şu an mı anlatmak? Anlatma değil. En azından bizim gibi yani bu modeli hiç duymamış bir insan olarak bahsedersen çok sevinirim. Tamam. CC modeline de devam edebilir miyim? Sorun. Teşekkür ederim. Eleştirel konuşma olarak adlandırılan bu modelde aslında bir anlık konuşmalarda öğrenci, öğretmen, sınıf ortamında güç dinamiklerini nasıl hayata geçirildiğini anlamaya yönelik eleştiriler bilincin gelişimine katkı sağlıyor. Ve bir takım aşamaları var. İlerlerseniz onları da bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi de ayarlama, turning point olarak ifade ediliyor. Ve eleştiriler bilinci kasıtlı olarak aslında eğitimcinin kullanmasını içeriyor. Sonrasında iskele kurma ve ortak anlayış geliştirme noktasında anahtar bir yapı üzerinden yapı iskelesi oluşturularak öğrencileri endişelerini paylaşmaya ve belli bir konuda tartışmaya davet ediyor. Ve bu belirlenen süre içerisinde, bir süre de belirleniyor ortak olarak, yönergeler geliştirilerek endişeler paylaşılıyor ve konuşmanın odağına karar veriliyor. Sohbete dahil olma aşamasında da eğitimcinin bir takım sorumlulukları var. Bunlarda neler? Etkileşimi aktif hale getirmek, eleştirel olarak düşünmeye teşvik etmek, güç dinamiklerini adlandırmak ve eleştirel unsurları tartışarak konuşmanın içeriğinde ve sürecinde nasıl yapısal dinamiklerle ilişkili olduğunu bu deneyimleri tartışmak ve ilişkilendirmek.
Zamanım olmadığı için sanırım noktalamam gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben de sosyal hizmetle ilişkisi konusunu sormak istiyorum. Hani son kısmında sanırım buraya bağlayacaktınız. Evet. Bu ilişkiyi ben de öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bu ilişkiye baktığımızda da aslında sosyal hizmet ilişkisine baktığımızda eleştirel bilimcinin, bu eleştirel tartışmaların 90'lı yıllarda sosyal hizmet katkısı olduğundan söz etmiştik. Bu hani daha çok kişisel olduğu, politik olduğu meselesinin tartışılması da bununla bağlantılı. Dolayısıyla bu modellerin aslında baktığında DEAL, CC ve içgörü modelleri bir değişim ajanı olarak sosyal hizmet uzmanlarının nasıl özgürleştirici ve güçlendirici alanda uygulamalar yapabileceğine yönelik eleştirel bilimcinin gelişimini hedefliyor. Yani az önce hızlıca geçmiş olduğumuz yansıtıcı sorular, işte bu bilgiyi nasıl öğrendim, bu bilgi bana nasıl bir katkı sağlayacak, sosyal hizmet uygulamasında bu bilgiyi nasıl kullanabilirim gibi bu konular hakkında eleştirel düşünmeye teşvik etmek öğrencileri, alanda daha özgürleştirici uygulamalar yapabilmesi açısından önemli. Teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Başkanım, değerli hazırım, hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, ismim Serkan Ülkü, Engelli Yaşsız Mektebi Gelişim Vakfı Genel Başkanıyım. Bu taze çiçeği burnunda bir sivil toplum kuruluşu başkanlığıdır. Birçok sivil toplum kuruluşu gönüllü olarak yönetimlerine yer aldım ama en temel özelliğim, bunu da düşündüm gelirken, dedim yani böyle bir şeyde hani burada nasıl yer aldığımı ben de merak ettim, düşündüm. Öncelikle kendim için tamamen bencil bir istekle burada sizlerle birlikte olmak, sizler gibi yani hayatımda duymadığım kavramları bir kenara not almak için olduğunu. Sağ olsun benim de sınıf arkadaşım olan Oğuzhan Hocam, bölüm başkanımızın biraz yüreklendirmesiyle. Bir de hani rol model meselesine geleceğiz ama hani kavramsal çok fazla bir şeyden bahsetmeyeceğim. Çok akademik bir yanım yok. Hatta şu olgusu kelimesini de biraz Oğuzhan Hoca dokundu yani. Serkan dedi biraz akademik bir şey olsun başlıkta da olgusu dışında da çok da fazla kavramsal bir şeyden bahsetmeyeceğim. Hatta belki de şöyle düşünmüş olabilir Oğuzhan Hocam da yani burada girişimcilik dersleri verenler eleştirisel bakış açısıyla az önceki Sayın Hocamız da çok güzel bir bu konuyla ilgili bir sunum yaptılar. Herhalde yani uluslararası ve ulusal çapta bir iş yapabilme yeteneği şu anda bulunduğumuz şirket grubunu temsil ettiğim bu adam yapıyorsa hepimiz yapabiliriz mesajını herhalde vermek için beni buraya çağırdılar. Ben de bu görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Bu noktada birkaç bir kavramdan bahsedeceğim. Yani bir afiş görmüştüm. Bu arada burada bulunma şartlarımı da size söyleyeyim. Eskişehir'den geliyorum. Eşim hanımefendi de şu anda hastanede, sağ olsun kendisi müsaade etti. Çocukları da bire emanet ettik. Sebebi ileride burada aranızda belki bir iş insanı, büyük bir kişiye belki ufak da olsa bir ufuk açabilir miyiz meselesi. Geçmiş olsun bu arada, eşim hastanede dediniz. Efendim? Geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Çok sağ olun. Kontrol altında çok şükür yani hemen buradaki toplantıdan sonra evime geri dönmeyi planlıyorum. Hani buradaki hazırlığına hani ne şartlarda ne kadar kıymet verdiğimi de birazcık da olsa böyle ifade etmek istedim. Burada sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyoruz. Toplumun kalkınmasından bahsediyoruz. Ana temamız bu. Tabii bu birey olarak, aile olarak kalkınma da bu kavramların içinde olduğunu düşünüyorum. Bir afiş görmüştüm. Sosyal hizmet çok da içimi de acıtmıştı. Ben Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü mezunuyum. O dönemde tabii çok daha rahat kamusal alan birçok alana çıktı atanma anlamında. Daha çok da kamusal alanda yoğunlaşıldığı için biraz sonra onlara da değineceğiz. Bir afiş gördüm. Bizim derneğin bir afişiydi herhalde. Yoksullukla uğraşırken yoksullaştık diye meslek elemanı olarak. Ben de dedim ki yani burada acaba kendi yolumuzu kendimiz açabilir miyiz? Sosyal hizmet uzmanlarından girişimci olur mu?
ya da aldığımız eğitimin girişimcilikle alakalı olan bölümleri nelerdi diye birkaç kendimce bir cümle etmek istedim. Öncelikle girişimciliğin boyutları anlamında iki boyutta değerlendirebiliriz. İkisinde de kendimce biraz sonra da ifade edeceğim giriş tecrübelerim olduğu için. Bir ticari anlamda bir girişimcilikten bahsedilebilir, bir de sosyal girişimcilikten bahsedilebilir. Girişimcilikle liderlik vasıfları biraz birbirine benzerdir arkadaşlar. Burada hani girişimcilerin temel özelliklerini böyle genelde herkes bilir ama ben kendimde şöyle en temel olarak bu işi olması gerekenlerden birkaç tane kavram değil de önce dürüst olmak gerekiyor. Samimi olmak lazım. Güvenilir olmak lazım. Tabi bunu sağlamak için de belli şeyler var. Özgüven, evet, ben de şu anda biraz o eksik gibi. Merak tabi. Bir mesele üzerinde uzmanlaşma, cesaret, risk alma, risk yönetme, zaman yönetimi, sistematik düşünce, tabi ekibi organize etme, bir amaca yönelik ve en önemlisi de bunun yapacağınız işi doğru bir şekilde ifade etmek için iletişim. Bu noktada hani şimdi genel bir şeyden bahsettiniz, hocam kolay bir şeyden konuşuyorsunuz, tabi babadan paranız vardır, siz de böyle işleri yapmışsınızdır gibi belki ön yargılar da olmuş olabilir. Ben girişimciliğin önündeki en önemli engelin parasızlık olduğunu düşünmüyorum. Bu noktada bir miktar kendimize de yani akademi olarak da şahıs olarak da birazcık eleştirisel bakış olarak kendimizin engel olduğunu düşünüyorum. Bu noktada özellikle eleştirisel bakış anlamında dikkatli dinlemem sebeplerinden birisi de şudur. Girişimci olan, öncü olan kişilerin muhtemelen etraflarında ya senden bir şey olmaz ki benim şansıma da birçok sefer söylenmiştir. Akademik başarısı da çok yüksek birisi değildim. İşte ya da bu işten bir şey çıkmaz. Çünkü sizin gördüğünüz şeyleri onlar görmüyor. Bir kere bu noktadaki ön yargılı olan kişiler sizlerin önündeki belki de en önemli engellerdir. Bir de alanda gördüğüm bazı şeyler var. Hani sosyal hizmet burada olmamın sebebi de biraz da bu demiştim. Şu anda mesela ben engelli yaşlı bakım merkezi, yaşlı bakım merkezi, sağlık turizmi, medikal, ithalat, ihracat olmak üzere bir grup yönetimi ifade etmiştim. Bu alanlarda karşıma çıkan, yani mesela çocuk alanı var, engellilik alanı var, yaşlılık alanı var. Yani idareci olabiliyoruz, meslek elemanı olabiliyoruz ama girişimci neden olamıyoruz? Yani bunları da bugünden itibaren düşünmemiz lazım. Şu sınıflarda itibaren düşünmek ve harekete geçmek, bu bilinçle yola çıkmak bence sizi birkaç adım öne getirir. Ve maalesef bugün Sayın Başkanımız belki sayı belirtti ama belki onlara biraz da girişimcilerin sayısını ekleyebiliriz ama gerçekten çok az. Yani daha sonra diyoruz ki ya bizi meslek elemanı olarak anlamıyorlar. Görevimizi yerine getiremiyoruz. Ya da hak ettiğimiz değerlerde çalışamıyoruz. Yani bence girişimci olmak, lider olmak bu anlamda sizden sonra gelecek olan meslek elemanı arkadaşlarınız için de çok önemli. Hatta bu politikaların geliştirilmesinde bile önemli. Buna bir örnek vereyim. Sayın Başkanım, nasıl gidiyoruz? Bir dakika. Fena değil değil mi? Yani sohbet edilebilir şekilde. Şimdi sağlık turizmiyle ilgili mesela desteklenen meslekler için sosyal hizmet uzmanlığı var. Biliyor muydunuz bilmiyorum. Ve devlet 1 yıl, 2 yıl buna o firmalara destek veriyor. Hastanelerin çok büyük bütçeler ayırdı birimlerde. Bunun mesela biz orada bir Alperen Bey var. Buradan kendisini de saygılanıyorum. Harvard'da doktora yapmış bir dostumuz. Daire başkanı dönemli. Şimdi genel bir yardımcımız. Kendisinin de tabii orada Amerika'da daha çok bu meslekle haşır neşir olması. Bizim de belki bir iki noktada belki bizim de ufak da bir katkımız olmuş olabilir. Şimdi ülkemizin en stratejik hamlelerinden birisi hizmet ihracatı ve sağlık ihracatı noktasında sosyal hizmet uzmanlarımız neden görev almasın? Şimdi sosyal hizmet uzmanları bu noktada ne görev alacak? Yani bu noktada ne görev alacağını şöyle söyleyeyim. Saç ekimi ve diş dışında biz bir pazarlama yapacaksak, örneğin bir kanser ailesini kültürel anlamda bu ülkede gelip sağlık hizmetini almasını hedefliyorsa onun ailesiyle kim ilgilenecek?
onun duygu durumuyla kim ilgilenecek? Onun süreçle ilgili kim bilgilendirecek? Bunun planlamasını kim yapacak? Örnek vermek istedim sadece. Aynı şekilde benzer, yakın zamanda Rütük'te mesela bir uzman da, sosyal hizmet uzmanı, kim yaptı bilmiyorum ama kim dokunuşu varsa Allah ondan razı olsun. Yani hem ailem için teşekkür ediyorum, hem de neden bu anlamda, sosyal anlamda medya yapımcılığı noktasında sosyal hizmet uzmanları girişimcilik hikayeleri olmasın. Bu arada ufak ufak da para kazanmak yolları da vermek istiyorum. Ben hani bu sosyal hizmet mesleğinde aldığım değerlerden çok faydalandım. Sosyal politika dersleri, sosyal antropoloji, etik, ahlak, iletişim hakikaten her defasında karşıma çıktı. Bu noktada özellikle bir işveren olarak personelimizin organize edilmesi, sosyal işlevselliğin arttırılması noktasında bir meslek elemanından daha iyi kim bu işi bilebilir? Bir de sürdürülebilirlik meselesi var, sistematik düşünme. Yani yurt dışından gidip gelme şansımız oldu. Bazı ülkelere, bir iş adamlar derneğinin yönetimindeyim. Uluslararası anlamda bazı heyetlere katılma şansım oldu. Hakikaten bizde sürdürülebilirlik meselesi de problem var. Daha bir adım sonrasını planlamada problemler var. Yani bunu bence sosyal hizmetlerin araştırma ve sistematik düşüncesininle birlikte ele alınmasıyla daha kalıcı sosyal hizmet uzmanlarının bir iş insanı olabileceğini ben düşünüyorum. Peki hani bunun üzerine neler yapılabilir? Hani karar verdiniz, ben bir iş insanı olmak istiyorum. Burada kime ne görevler düşüyor diye kendince düşündüğümde bence birçok insana dokunmak lazım. Yani hata yapmak, bir dün işte Fatih Hocam gibi sohbet ediyorduk. Yani hata yapmıyorsanız hiçbir şey yapmıyorsunuzdur. Hatayı da sosyal hayata katıldıktan sonra yapma veya tolere edilme çok zor oluyor. Hani burada gelmemiz sebeplerinden birisi de bu. Şimdi mi hata yapın? Bir şey yapın. Bir şey yapın ve hata yapın. Olmadığını şimdiden görün. Nasıl olmadığını görün. Yani bu noktada sivil toplum kuruluşlarında gönüllü yer almanız, dostluklar burada gelişiyor. Eğer dil öğrenmeniz, bir kere bir ülkede, yani şu girişimcilik şu değil, bana yani bir çiğ köfteci aç. Efendim? Bayağı da az konuşacağım dedim ama çok konuşmuşum o zaman. Toparlayayım. Bir dil öğrenmek sizi uluslararası bir bağa bağlıyor. Mümkün olursanız bir uluslararası bir tecrübe, kesinlikle mesela bugün bu Çalıştay'da uluslararası bölüme katılmanızı öneririm. Ben açıkçası hani mümkün olduğunca kendi ülkemize gelen örneklerle yapıp, üniversitelerimiz, akademimize de birkaç tane tavsiyem var ama girişimcilikle alakalı seçmeli olarak derslerin artırılması gerekiyor. Belki kulüplerin, belki ufak tarzda bir işletmecilik örneklerin, ilimizde bulunan özgün ve iyi olan örneklerin gezilmesi, onlarla sohbet edilmesi, özellikle stajlar buna vesileydi ama ayrıca ilgi duyulan yerlere gidilmesi lazım. Mesela bizim burada bir akademisyen arkadaşımızın çok güzel bir işletme örneği var. Ben ismini de verebilirim daha sonra. Bence gidip oradan bu deneyimleri edinmesi lazım. Şunu söyleyeyim, çıraklığı olmayan bir işin ustalığı da olmaz. Yani bu da bir Karate Kid filmi aklıma geliyor. Yani çocuk mesela sürekli duvarları böyle boyuyordu. Yani o neden boyadığını bilmiyordu ama gelişiyordu. Yani şimdi az önce verdiğim örnekte de bir sertifikayla siz mükemmel bir aile danışmanı olmazsınız. Yani buna emek gerekiyor. Fırsat kollamak gerekiyor. Bilgi biriktirmek ve o alandaki açıklıkta kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Sayın hocalarımıza da şey yapmam. Ben şimdi bu noktada bu kadar anlattım. Birkaç tane de kendi bulunduğum girişimde neler yapıyorsun? Kısaca söyleyeyim, kapat. Tamam. Bahsettiğim Engelli Yaşlı Hizmetleri Vakfımızda yaklaşık 40 ilde teşkilatladık. Alzheimer farkındalık programları, sağlık bilişim sempozyumu, geri aktif ve jeotermal kaynaklar sempozyumu, engelsiz fark et, keşfet projesi. Şimdi de proje olarak EGEV Akademi, yani meslek elemanlarının alanda desteklenmesi üzerine EGEV Engelli El Sanatları Merkezi ve engellilik alanında bir medya çalışmamız var. Şimdi hatta bu noktada dün yaptığımız sohbetten sonra da bu alana yönelik araştırma yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden ilan edeyim. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz
yüksek lisans ve doktora anlamında çalışma yapacak dostlarımıza da bir burs kaynağı sağlamış olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni buraya davet eden bu organizasyonu sağlayan hocam Oğuzhan Zengin, katkıları veren Vedat İşkan ve Fatih Hocam'a ve Sayın Başkanım'a sizlere dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Katkılarını sormak isteyen, eleştiri getirmek isteyen herhalde yok. Çok teşekkür ederim. Ben sorayım o zaman hazırlığına. Evet buyurun siz sorun. Ya, az önce medyayla alakalı muhabbet şey yapmadım sonra yani. Evet. Medyada polisiye dizileri oluyor, askeriye dizileri oluyor, doktor dizileri oluyor. Neden sosyal hizmet dizisi olmasın? Yani çalışmalarımız olduğunu ya da bir çalışma, bunu bilen bir insanların sohbetimiz olduğunda altyapı çalışması var mı? Evet, ben... Çünkü medyayla daha çok kitlelere ulaşabiliriz. Şimdi aramızda iletişimci bir hanımefendi de var. TRT ile de bazı görüşmeler yapıyoruz kendi alanımızla alakalı. Çünkü engellilerin, bence kendi alanım için söylüyorum, engellilerin bakış açısıyla alakalı çizgi filmden başlıyor ailelerin vesaire. İşte tam da bahsettiğim şey bu. İnsan hakları ve sosyal hizmetler anlamında eğitim almış neden bir medya yapımcıları olmasın? Bu anlamda birçok aile dizisi çekilmeye çalışıyor. Ufak dokunuşları neden yer almasın? Yapımcı olarak veya bir uzman olarak açıkçası bunu kendinize bir dert edinir ve araştırırsanız illaki karşınıza deneyimlerseniz neden olmasın? Biz de çok memnun oluruz. En azından çocuklarımızla ben de mesela evladımla sokağa çıktığım zaman aileler nasıl davranacağını bilmiyorlar ve engelli aileler birçok travma yaşıyor. Birçok insanı faydalı oluşturursunuz. Ben öneri sunabilir miyim bunun üzerine? Tabii. 5 yaşında bir kızım var. Evet. Da Vinci Kids diye bir uygulama üzerinden Küçük Hanım'ın Soruları isimli bir çizgi film izliyoruz. Bir Avrupa yapımı bir çizgi film. Ve çizgi filmin yapımında sosyal hizmet uzmanları rol alıyor. Tam olarak söz ettiğiniz gibi çizgi filmin içeriğinde işte ayrımcılık karşıtı uygulamayı yani 5 yaşındaki bir çocuk nasıl anlayabilir anlatılıyor. İşte engelliliği 5 yaşındaki bir çocuk nasıl anlayabilir, yaşlılığı nasıl anlayabilir, onu nasıl değerlendirebilir ve nasıl davranması gerekir? Ya da çocuk katılımı, politikalara çocuk katılımı gibi bizim sosyal hizmetlere derslerde 4 yıl boyunca derslerde anlattığımız kavramları çizgi film içerisine yedirmişler. O çizgi film daha 5 yaşındaki kızım gayet hani bizim öyle okulda anlattığımız, öğrenciye kazandırmaya çalıştığımız, kendi dönüşümümüzde kazanmaya çalıştığımız kavramları şu an çok küçükken kazanıyor. Türkiye'de de olmasa ben çok temenni ederim. Teşekkür ederim böyle bir konuda gündeme getirdiğiniz için burada. Ben teşekkür ederim. Tekrarlayalım. Da Vinci Kids uygulamasında ya kanal olarak da var bildiğim kadarıyla. Küçük Hanım'ın Soruları diye bir çizgi film. Bakmak isterlerse arkadaşlar. Yapımcılar arasında sosyal hizmet uzmanları yer alıyor. Psikologlar yer alıyor. İnceleyebilirsiniz bölümleri de. Hatta ben bazen öğrencilere derste hani izlesinler diye getiriyorum bölümleri. Ya çok heyecanlandığım için şey yapalım ama bir mesela siz söylediğiniz için söyleyeyim, yapayım. Örneğin bilişim alanı var, sağlık bilişim alanı var ama sosyal hizmet bilişim alanına dair çok büyük eksiklikler var. Bu anlamda da yani akademik anlamda değil, teknik kentlerde şu anda hiçbir kira yok arkadaşlar. Bütün hepsi destekleniyor. Mesela bir huzur evlerinin otomasyonu yok. Çocuk yuvalarının bir otomasyonu yok. Sosyal hizmetler hala kalem kağıtla yapıyoruz. Sayın dostlarım. Yani bu noktalarda düşünen, eden insanlara ihtiyacımız var. Yani alanımızın dışında multidisipliner şekilde kendi bulunduğunuz, kendinizi tanıyarak bu meslekte en güzel ona yarıyor herhalde. Kendinizi ve çevrenizi tanımaya çok faydalı oluyor. Kendinizi tanıyarak o alanda sosyal girişimcilik anlamında, şimdi ben bahsettiğim mesela bir sosyal girişimcilikle beraber kendi alanımızda bir kitap çıkarmaya, bu araştırmalara destek veriyoruz. Bu da birçok insana faydalı olacağına inanıyoruz. Bu benim kendi kişisel girişimimin insanlara çıktığı fayda. Burada ben biliyorum ki birçok arkadaşımız ileride çok güzel örneklerle kurumsal yapıları kurabilir, geliştirebilir, bu girişimleri sağlayabilir. Bu tabii çok kısa bir şekilde ele alınacak bir konu olmadığının farkındayım. Ama şahsım adına da her zaman yapılacak projelerde süpervizörlük gönüllü olarak yapmaya, geçtiğimiz yollardaki tecrübelerimizi paylaşmaya her zaman hazırız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, sonraki sunum için Gözde Yılmaz, Kitoneli Gözde'ye davet ediyoruz.
Merhabalar, ben Gözde Yılmaz Tuncel, Manisa Celalber Üniversitesi Kırk Ağaç Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı'nda öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda da şu anda Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı'nda da doktoramı yapmaktayım. Öncelikle mezun olduğum okulda yıllar sonra yeniden bulunmak, burada hocalarımı yeniden görmek ve sosyal hizmete dair bir şeylerden bahsetmek ve konuşmak benim için çok kıymetli. Bundan dolayı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün sizlere sosyal hizmet çalışanlarının bağımlılık yapıcı madde kullanan kişilere ilişkin tutumları başlıklı araştırmamızdan bahsedeceğim. Bu araştırmayı Sayın Derya Şaşman Kaylı ve Görkem Yarar Baş hocalarımla beraber hazırladık. Öncelikle çok basit düzeyde madde bağımlılığı nedir beraber tanımlayalım istedim. Madde bağımlılığı, vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması ve kişinin bundan zarar gördüğü halde bu maddelerin kullanımını bırakamaması durumudur. Tabi burada temelde madde bağımlılığını aslında bir beyin hastalığı olarak da ele alabiliriz. Ama bu demek değildir ki madde bağımlılığı bireysel bir hastalıktır. Özellikle hem gerekçeleri, oluşum sebepleri hem de sonuçları bağlamında değerlendirdiğimizde madde bağımlılığı aslında bireysel bir hastalık değildir. Çünkü evet, kişiyi özellikle biyolojik ve psikolojik açıdan olumsuz olarak etkiler ama aynı zamanda hem sosyolojik ve ekonomik boyutları bulunan, bireyin içerisinde bulunduğu aslında aile dinamiklerini ve hatta toplumsal yapıyı bile olumsuz etkileyebilen bir yapıya sahip olması bugün günümüzde bizim madde bağımlılığını bir sosyal sorun ve hatta bir halk sağlığı sorunu olarak konuşmamızda sebep oluyor. Özellikle madde bağımlılığından bahsedeceksek bence sorunun boyutunu kavrayabilmemiz için bir takım verilerden de bahsetmemiz gerekiyor. 2021 Dünya Uyuşturucu Raporu'na baktığımızda 15-64 yaş arasındaki kişilerin 2010 yılında 226 milyon kişinin madde kullandığını, 2019 yılında bu oranın %22'lik bir artış göstererek 274 milyona çıktığını görüyoruz. Ve 2030 yılında da bu oranın 299 milyon kişiye ulaşabileceği şu an için öngörülüyor. Türkiye'deki duruma baktığımızda ise 2020 yılı içerisinde toplamda 222 bin kişinin madde kullanım bozukluğu tedavisi aldığını görüyoruz. Tabii burada şuna da değinmek gerekiyor. Burada tedavi alan kişilerin sayısını veriyoruz. Ancak bir de tedavi olmak istemeyen, hatta bağımlı olduğunu bile kabul etmeyen ve tedaviye erişim olmadığı için aslında tedaviye başvuru yapamayan da belki bu orandan çok daha büyük oranda bir kitlede mevcut olduğuna bence değinmek gerekir. Madde bağımlılığına yönelik bir damgalama söz konusu. Özellikle toplumda aslında madde kullanma durumu genelde iradesizlikle ve ahlaksızlık kavramıyla ele alınıyor ve madde kullanıcılarının tehlikeli, saldırgan, suçlu ya da bir geleceği olmayan kişiler olarak nitelendirildiklerini görüyoruz. Tabii dolayısıyla toplumda çeşitli olumsuz kalıplarla etiketleniyorlar ve maalesef ayrımcılığa maruz kalarak toplumdan dışlanabiliyorlar. Bunun bir takım çıktıları var. Özellikle kişi bu olumsuz tutumlardan dolayı hastalığı kabullenemiyor. Hatta bağımlı bir bireyin çok klasik bir cümlesidir. Ben bağımlı değilim, bağımlı olmam, istesem zaten kullanmam ve bırakabilirim cümlesini çok sık duyuyoruz. Kişi zaten kendisi kabullenemediği için ve ailesine, çevresine aktaracağı zaman damgalanacağını bildiği için de maalesef çevresinden gizleme eğiliminde bulunabiliyor ki bu durumda tedaviye başlama sürecinde bir gecikmeye sebebiyet verebiliyor. Tedavinin gecikmesi demek şu demek: birincisi, kişi tedaviye başladığı zaman aslında tedaviye uyumla ilgili bir takım sorunlar yaşaması ve aslında bu süreçte bağımlılık seyrinin de değişmesi, dönüşmesi ve daha ağır bir tablo haline gelmesi demek. Bir diğer damgalama biçimi ise kişi aslında tedavi oluyor
artık remisyon döneminde ve madde kullanmıyor. Ancak buna rağmen eski kullanıcı olarak aslında damgalanmaya devam ediyor. Özellikle toplumsal alanda var olmaya ya da sosyal uyum sağlama noktasında bir takım sorunlarla karşılaşabiliyor. Tabii burada madde kullanım bozukluğuna sahip bireylerin biz sosyal hizmet alanı içerisinde dezavantajlı bir grubu denk geldiğini biliyoruz. Ancak bir de şöyle bir ilişki var. Sosyal hizmet alanında bulunan diğer dezavantajlı gruplarla, örnek veriyorum çocuklar, göçmenler ve mülteciler ve yoksullarla aslında madde kullanım arasında da bir ilişki söz konusu. Şöyle ki özellikle günümüzde madde kullanımının çok küçük yaşlara kadar düşmesi, göç ve işsizlik yaşanan toplumlarda, sosyoekonomik düzeyi düşük olan toplumlarda yaşanan ekonomik sıkıntılarla beraber var olan sorunlar, kişilerin baş etme kapasitelerinin azalması ve hayat şartlarının zorlaşması gibi durumlar madde kullanımını artırıcı bir etkiye sahip ki biz aslında bu durumla dezavantajlı gruplarda var olan kişilerin madde kullanımına yönelmeleri durumunu da ilişkilendirip açıklayabiliriz. Özellikle madde kullanımının bırakılmasında ve tedavi sürecinin etkin bir şekilde sürdürülmesinde yine kişinin aslında sosyal uyum sağlayabileceği toplum temelli tedavi programlarının oluşturulmasında bu bireyler yönelik tutum ve davranışların çok önemli olduğunu çeşitli araştırmalarda görüyoruz. Ki özellikle madde kullanım riskinin yüksek olduğu gruplarla çalışan, sosyal hizmet alanında çalışan meslek elemanlarının da yine o bireylere yönelik tutumlarının hem olumsuz sonuçlara neden olabilecek müdahalelerin hem de zarar verebilecek tutumların önlenebilmesi açısından önemli olduğunu söyleyebiliyoruz. Tüm bu kapsamda da aslında bu araştırmanın amacı sosyal hizmet alanında çalışan meslek elemanlarının bağımlılık yapıcı madde kullanan bireylere yönelik tutumlarını ve bu tutumların sosyodemografik değişkenlerle ilişkisini incelemektir. Yöntemimizden kısaca bahsedeyim. Bu araştırma nicel yöntemlerden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanıldı ve Manisa Celal Bey Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Etik Kurulu'ndan gerekli izin ve onaylar alındı. Veri toplama süreci Şubat 15, 2021 ve 2022 tarihleri arasında Google Forms aracılığıyla toplandı ve kartopu örneklem yöntemi kullanılarak Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği'nin Manisa ve İzmir Şubesi aracılığıyla bu kişilere ulaşılmaya çalışıldı. Araştırmaya toplamda 106 katılımcı katıldı. Veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuş bir sosyodemografik soru formu ve bağımlılık yapıcı madde kullanan bireylere yönelik tutum ve davranışlar ölçeği, yine hocalarım ve kendim tarafından oluşturulan bir ölçek kullanıldı. Bulgulara baktığımız zaman bu araştırmada yüksek oranla %75'inin kadın olduğunu görüyoruz. Yine en yüksek oranla %62 kişinin 23 ve 30 yaş arasında olduğunu, onu da %21 oranıyla 31 ve 38 yaş arasındaki kişilerin izlediğini görüyoruz. Eğitim durumuna baktığımızda %71.7 oranıyla lisans mezunu, %28 oranıyla lisans üstü mezunu olduğunu görüyoruz. Çalışılan kurumun türüne göre baktığımızda %87'si yüksek oranla kamuda çalışan kişilerden oluşuyor ve çalışma sürelerine baktığımızda yine en yüksek oranla %36'sı 1 ila 3 yıl arası çalışmış durumda. Onu da yine en yoğunluklu olarak %26 oranıyla 10 yıl ve üzeri çalışmış kişilerden oluşmakta. Katılımcıların göre yaptıkları sosyal hizmet alanları aslında biraz dağınık. Fakat en yüksek oranda %21 oranıyla engelli bireylerle çalışan katılımcılarımız mevcut. Onu çocuk ve kadın alanında çalışan %19 oranıyla meslek elemanlarımız takip ediyor. Ve yine %16 oranıyla tıbbi sosyal hizmet alanında çalışan katılımcılarımızın oranı daha yüksek. Bunun dışında yaşlı bireylerle çalışanlar, adli sosyal hizmet alanında çalışanlar, SED biriminde çalışanlar, ASTED biriminde çalışanlar, mültecilik alanında çalışanlar ve en düşük oranla gördüğünüz gibi %1 oranıyla madde bağımlılığı alanında çalışan kişilerden oluşuyor. Devam edebiliriz.
Meslek elemanlarının mezun oldukları bölümlere baktık. Fakat burada maalesef araştırmamızda homojen bir dağılım elde edemedik. %85'i sosyal hizmet bölümü mezunu, %7'si sosyoloji, %4'ü eğitim bilimleri ve diğer kalan %4'lük kısımda psikoloji, psikolojik danışmanlık, rehberlik, çocuk gelişimi ve hemşirelik bölümlerinden mezun. İlişkisel bulgularımıza baktığımızda aslında katılımcıların bağımlılık yapıcı madde kullanan bireylere yönelik tutumlarının orta düzeyde olumsuz olduğunu tespit ettik. Tabi burada şunu özellikle belirtmek isterim. Dikkatinizi çektiyse bazı verilerde özellikle değişkenlerin daha az dağılması ve homojen dağılmaması sebebiyle örneğin alanlarla ilgili ya da özel kamu farkını araştırmak gibi ya da hangi üniversite bölümünden mezun olduğuna dair verilerle ilgili herhangi bir analiz gerçekleştirmedik. Bulduğumuz değerli bilgilerden bir tanesi şu, eğitim durumlarının aslında katılımcıların tutumları üzerinde bir etkisi olduğunu saptadık. Lisans üstü mezunu olan meslek elemanlarının tutumlarının lisans mezunu olanlara kıyasla daha olumlu olduğunu tespit ettik. Bunun dışında bu araştırmada cinsiyetle ilgili, medeni durumla ilgili, çocuk sahibi olma durumları ile ilgili ve çalıştığı kurumun türüne göre tutumları ile ilgili herhangi bir değişikliğin var olduğunu ulaşamadık. Yine katılımcıların yaşları ve hizmet süreleri ile ilgili tutumlar arasında herhangi bir farklılık tespit edemedik. Şöyle ki, tabii ki bu araştırmanın belli başlı sınırlılıkları var. Öncelikle sosyal hizmet alanında çalışan tüm meslek gruplarını aslında bu araştırmaya dahil edemememiz ve seçtiğimiz örneklemin evreni temsil etmemesi bu araştırmanın bir sınırlılığı. Ancak biz burada bir ön çalışma yapmak istedik. Çünkü bu alanda yapılması gereken çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ve bu çalışmanın da yapılacak olan diğer araştırmalar için bir ön çalışma niteliği taşıyabileceğini düşündük. Literatüre baktığımızda daha çok bağımlılık alanında çalışan kişilerin tutumlarının diğer sağlık alanında ve psikososyal alanda çalışan meslek elemanlarına kıyasla tutumlarının daha olumlu olması bizim için dikkat çekici bir bulgu oldu. Bunu aslında şu şekilde açıklayabiliriz. Bağımlılık alanında çalışan kişilerin bu alana dair bir eğitimlerinin olması ve sürekli olarak aslında bağımlı bireylerle temas ederek çalışmaları onların tutumlarını değiştirmiş olabilir ve olumsuz tutumlarını olumluya çevirmiş olabilir diye düşünüyoruz. Yine birçok araştırmada madde kullanan bireylere yönelik olumsuz tutumların bilgilendirme ve eğitimle değiştirilebileceği saptanmış. Burada da şunu bir öneri olarak sunabiliriz aslında. Madde kullanım riski yüksek olan gruplarla çalışan sosyal hizmet alanındaki meslek elemanlarının çeşitli aslında belki hizmet içi eğitimler alarak bağımlılıkla ilgili o kişilere yönelik verebileceği müdahale süreçlerinin aslında tutumlarının olumluya çevrilmesi ve müdahale süreçlerinin de buna bağlı olarak aslında var olabilecek olumsuzlukların önlenmesi adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bu hizmet içi eğitimlerden önce bu araştırmanın ulusal bir ölçekte yapılarak genel olarak meslek elemanlarının bu bireylere yönelik tutumunun ne olduğunun ölçülmesinin de yine alana katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorularınız varsa alabilirim. Teşekkürler. Sorular sormak isteyen varsa. Evet, soru yok sanırım. Evet. Teşekkürler. Son sunumu yapmak üzere başını Oğuz Ünal oldu. Evet, herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Biz Ayrantin Tuğdu'yla Konya'dan geldik. Konya Ticaret Odası Karatı Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Ayşenur Bozbel. Demet Akar Şunutaş hocamla beraber bir çalışmanın aslında sizinle ön bulgularını paylaşacağız. Çünkü halihazırda devam eden bir çalışma. Elimizdeki veriler de aslında sizinle paylaşmaya değer bulduğumuz için halihazırda buradayız.
Çalışmanın kapsamı aslında bu sürdürülebilir kalkınma başlığını görünce biz dedik ki biz aslında artık yeşil sosyal hizmetiye, canlı haklarına, belki bizim sosyal hizmet akademisyenleri, uzmanları ve öğrencileri olarak bu yeşil sosyal hizmet konusunda ne kadar farkında olduğumuz, ne kadar bilinç sahibi olduğumuz artık ölçümlemenin ve artık daha fazla belki de bu konuda konuşmanın vakti geldi diyerek böyle bir çalışmaya çok heves edildik. Çok kişisel de bir ilgi alanında duruyor benim de, hocamın da. Bu araştırmanın kapsamı aslında tam olarak şu, bu kadar iklim değişikliğinden söz ettiğimiz bir yerde, hatta biraz da iklim mülteciliği kavramlarını da yavaş yavaş konuşulmaya başladığı bir düzende, artık sadece sosyal hizmeti, insan haklarını savunan ve işte insan hakları temelinde şekillenen bir meslek olarak görmenin doğru fakat yetersiz olduğu kanaatiyle, artık biraz daha canlı etini, canlı haklarını, işte sosyal adalet derken aslında tüm çevrenin de korunduğu ve böyle adaletin sağlanabileceğini belki konuşmak gerekiyor. Bu bağlamda devam edebiliriz hocam. Sosyalizm mesleğinin de sorumluluğunu aslında genişleterek artık halihazırda, belki bu sempozyumun konu başlığında böyle bir yerden ele almak doğru olacaktır. Yine devam edelim lütfen. Şimdi belki temel kavramlardan başlamakta fayda var. Mesela çalışmamızın çok önemli değişkenlerinden bir tanesi kişilik özellikleri. Literatür bizi şöyle bir yere getirdi. Dedi ki bu iklim değişikliği konusunda bazı insanlar çok kaygılıyken, bazı insanlar buna çok kafa yoruyorken, bazıları hiç önemli değil. Hani aslında işte hayat devam ediyor gibi bir yerde duruyor. Şimdi bu farklılık nereden geliyor? Literatür diyor ki muhtemelen kişilik özelliklerimiz bu konuda önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmakta. Biraz daha yüksek sesle yapabilir misiniz? Çok pardon, tabii hocam. Bir diğer kavram ekolojik zeka kavramı. Doğacı zeka da diye bir kavram var literatürde. Şimdi şöyle ayrılıyor. Doğacı zeka aslında doğayı sevmek, canlıları sevmek, fakat ekolojik zekada böyle bir eylemsel taraf vardır. Yani ekolojik zekaya sahip bireyler der ki biz evet çok seviyoruz çevreyi de, hayvanları da, bitkileri de. Fakat sadece sevmekle kalmıyoruz. Bunun aksiyon kısmını da kendimize konumlandırıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Bu doğayı ve çevreyi korumak için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Şimdi ekolojik zeka tam olarak böyle bir kavram işaret ediyor. Devam edebiliriz hocam. Bir de şimdi bu eko-anksiyete kavramına değinmekte fayda var. Bizim bu iklim kaygısı ölçeği diye, iklim değişikliği kaygısı daha doğrusu. Şimdi artık DSM'e tanımlanan bir kaygı bu. Şimdi iklimin değiştiği bir noktada artık bireyler işte kıtlık korkusundan, susuzluk korkusundan, bir şekilde ülkelerini terk etmekten, belki çocuk sahibi olmaktan gerçekten kaygılanıyorlar. Dolayısıyla artık bir yeni tanım olarak ve bir alt başlık olarak iklim değişikliği kaygısından söz eder hale geldik. Belki bu yine literatürde eko-anksiyete olarak karşımıza çıkan bir kavram. Lütfen devam edelim. Şimdi burada bu çalışmanın amacı da dolayısıyla sosyal hizmet bölümünde olduğumuz için ve sosyal hizmet mesleğini bu çevresel adalet konusunda tam da merkezde konumlandırdığımız için dedik acaba sosyal hizmet öğrencilerinin bu konudaki farkındalığı nedir? Kişilik özellikleri, iklim değişikliği kaygıları ve ekolojik zekaları birbiriyle ilişkili mi? Biraz da aslında tanımlayıcı sorularla müfredata ilişkin ve çevreyi korumaya ilişkin farkındalıkları ne düzeyde bunu ölçümlemeye çalıştık. Nicel bir yöntem, ilişkisel tarama modeli kullanıldı. Aslında çalışmanın büyük kısmı tabakalı örneklemeyle 7 bölgeye ayırıp Türkiye'yi, 7 bölgedeki sosyal hizmet öğrencilerine ulaşıp, burada aslında bölgesel bir değişikliğe de bakmak istiyoruz. Fakat halihazırda biz sadece Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Üniversitesi ve Beyşehir'deki yüksekokulda bulunan öğrencilerden sanıyorum 200, birazdan görürüz bulguları, 241 miydi hocam? Toplam örneklem sayımız var, onlara ulaştık. Devam edebiliriz. 5 faktör kişilik envanteri kullandık kişilik özelliklerini ölçümleyebilmek için. Onun dışında ekolojik zeka ölçeği, iklim değişikliği kaygısı ölçeğini kullandık çalışmamızda. Evet, toplam 237 örneklerimiz var. Çok cinsiyete göre eşit dağılmadı bunlar, sınıfa göre de maalesef. O halihazırda bulgularımızın çok yeni olmasıyla ilişkili doğrudan. 203 kadın öğrenci, 34 erkek öğrenci, biraz sosyal hizmet bölümlerinin öğrenci cinsiyete göre eşit dağılmasıyla çok ilgili oldu bu muhtemelen. Şimdi burada mesela tanımlayıcı sorularda ilk olarak şunu sorduk. Dedik ki bu iklim değişikliğine ilişkin doğru haber kaynaklarına ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz?
birçoğu dediler ki yani %66 kadın ve erkeklerde biz doğru haber kaynaklarına ulaşamadığımızı düşünüyoruz. Yani evet takip ediyoruz ama iklim değişikliği ile ilgili gerçekten doğru kaynaklar mı? Bununla ilgili bir kaygı yaşadıklarını ifade ettiler. İkinci sorumuz aslında haber kaynaklarına yani bu iklim değişikliğini, iklimle ilgili farkındalığınızı nerelerden sağlıyorsunuz ve bu konuda hangi haber kaynaklarını kullanıyorsunuz sorusuna da çoktan seçmeli bir soruydu. Daha fazla sosyal medyanın karşımıza çok çıktığını gördük. Halihazırda görsel ve yazılı medya. Onun devamları da Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları çok önemli bir şekilde, özellikle kadına bence çok takip ettiği şekilde karşımıza çıktı. Onun dışında arkadaşlar, yakınlar, fakat en fazla sosyal medya, görsel ve yazılı medya, sosyal hizmet öğrencilerin iklim değişikliğine ilişkin bilgi aldığı temel kaynaklar olarak görünüyor. Şimdi burada da cinsiyet ve sınıf düzeyine göre iklim değişikliğine ilişkin kaygılar genelde ortalarda dağıldı. Yani bazen endişeleniyorum dedi öğrenciler. Diğerleri çok böyle kayda değer bakıyorum, ortaya çıkan bir fark yok. Kadın erkeklerde bazen endişeleniyorum. Evet bazen bu iklim değişikliği ne yapacağız, dünya nereye gidiyor, ben ne yapabilirim gibi aklıma geliyor şeklinde cevaplar verdiler. Dedik ki onlara herhangi bir girişiminiz var mı? Bu iklim değişikliği mücadele konusunda sosyal hizmet öğrencileri olarak ne yapıyorsunuz? Bir girişimde bulunuyor musunuz? Yine kadın öğrenciler daha çok dediler ki evet bulunuyoruz, bizim bir takım girişimlerimiz var. Hemen arkasından dedik ki bu girişimlerin içeriği nedir? Ne yapıyorsunuz yani siz bu iklim değişikliğiyle mücadele etmek için? Daha fazla dediler ki işte öğrenci topluluklarına giriyoruz, bu konu topluluklarla üniversitede faaliyet gösteriyoruz, online imza kampanyalarına katılıyoruz, sosyal eylemde bulunuyoruz ve yaşam tarzı değişikliği. Burada bir takım işte sorularımız vardı, işte mesela plastik kullanmadığını, kendi beş torbasıyla alışverişe gittiğini, belki tüketim ve giyim alışverişleri değiştirdiklerini, bu alışkanlıklarını değiştirdiğini ifade ettiler. Evet, şimdi sosyal hizmet müfredatının çevre farkındalığı hakkında yeterli olduğunu düşünüyor musunuz dedik. Düşünmüyoruz dediler. Bunun dışında yine korelasyonlara baktığımızda şimdi kişilik özelliklerine göre alt boyutlara baktık. Şimdi kişilik özellikleri bu iklim değişikliği kaygısını ve ekolojik zekayı acaba nasıl ilişkili bununla? Bu alt boyutlardan dışa dönük öğrenciler, uyumlu öğrenciler, sorumlu ve açık kişilik özelliğine sahip öğrencilerin aslında halihazırda ekolojik zekalarıyla doğru orantılı, anlamlı ilişkili çıktığını gördük. Bu şu demek, yani eğer siz sosyal hizmet öğrencileri üzerinden gelin örnekleme olduğu için, eğer kişilik yapınız daha sorumluluk sahibi, beklendik şekilde, dışa dönük, girişimci ve açık kişilik, burada açık kişilikten de kastımız şu, değişikliğe açık olan, biraz aslında otantik kimliği kastediyoruz. Yani o geleneksel olmaktan ve süre gelen alışkanlıkları devam ettirmekten çıkabilen kişilik örüntüsünü ifade ediyor. Bu kişilik özelliklerine sahip öğrencilerin aslında hem ekolojik zekaları daha yüksek hem de bununla ilişkili olarak iklim değişikliği kaygıları daha yüksek. Devam edebiliriz. yine beklenmiş şekilde iklim değişikliği kaygısıyla bakıyorum. Söylemediğim bir şey var mı? Yine burada da benzer şekilde ekolojik zekayla onun alt boyutlarına değinmekte fayda var belki ekolojik zekanın. İşte kolektif bilinç, sürdürülebilirlik tüketimi, yani sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları, çevre eylemciliği ve empati. Tüm bunlar da yine dışa dönük, uyumlu, açık olan, girişimci olan öğrencilerin ekolojik zeka alt boyutlarına da yüksek puanlar aldığı görüldü. Yine burada regresyon yaptığımızda bunlar bir devam edersek orada açıklamaları direkt okumak isterim sizinle. Burada yine bu analiz sonucunda 3 farklı regresyon modeli elde edildi. Tablo incelendiğinde dışa dönük bir kişilik özelliğinin ekolojik zekaya ilişkin varyansın yaklaşık olarak %4'ünü açıkladığını gördük. Devam ettiğimizde dışa dönük bir kişilik özelliğine dışa dönük bir kişilik özelliğine sorumlu kişilik özelliği eklendiğinde %6 yükseldi bu açıklama oranı. Sonra dışa dönük bir sorumlu kişilik özelliklerine bir de iklim değişikliği kaygısını eklediğimizde varyans %34 anlaşılabilir hale geldi. Burada çok böyle özet geçmek isterim. Devam ediyorum. Yine yordanmasına ilişkin yapılan regresyonda da dışa dönük bir kişilik özelliğine ek olarak sürdürülebilir tüketim değişkenin eklendiğinde açıklama oranı %2'den %20'ye, %21'e çıktı. Yine iklim değişikliği kaygısının, yani aslında yine çok beklendik şunu söylüyor bize yaptığımız analizler.
ekolojik zekayla iklim değişikliği kaygısı çok ilişkili. Yani ekolojik zekadan yüksek puan alanların kaygı puanları da çok yüksek oluyor. Lütfen devam edelim hocam. Şimdi gelelim tartışma ve sonuç kısmına. Bu çalışma bize halihazırda bu az bulgularla şunu söyledi. Dışa dönük uyumlu, sorumlu ve açık kişilik özelliklerine sahip öğrencilerin ekolojik zeka düzeylerinin ve iklim değişikliği kaygılarının yüksek olduğunu anladık. Bu doğrultuda aslında öğrencilerimize vereceğimiz eğitimin bu kişilik özelliklerini besleyecek ya da ortaya çıkaracak nitelikte olması çok önem arz ediyor çalışma sonucunda. Yine aslında tüm öğrencilerin doğru haber kaynağına erişim noktasında büyük kaygı yaşadığını görüyoruz. Belki burada aslında doğru ve etik haberciliğin, şeffaf haberciliğin ne kadar gerekli olduğunu ve gençlerin bu konuda çok büyük kaygılara sahip olduğunu görerek belki bu sosyal medyanın daha etik bir zeminde servis edilmesi, bu doğrultuda bir çalışma yapılması yine önemli görülüyor. Bilgi kelimesi ortadan kaldırılması demişim. Ve belki aslında bu pandemi döneminde onu konuştuk hocamla biraz önce de. Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı şey çok güzel yürüttü biliyorsunuz. Sosyal medyayı çok iyi kullandı. Yani o vakaları insanların, işte vatandaşın bilgi ihtiyacını çok şeffaf ve doğru bir kanaldan, birinci kanaldan aslında halka ulaştırdı. Belki böyle bir yerden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da sosyal medyayı aktif ve etkin kullanması, insanların bu doğru haber işte erişebiliyor muyuz, doğru mu kaygılarının engellenmesine önemli bir yol olarak görünüyor. Burada da belki işte mesela halihazırda Instagram en çok gençlerin kullandığı bir sosyal medya platformu. Bunu tavsiye edebiliriz. Ve belki de gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol alması, yani onlarla bir araya gelip bu belki projelerle, işte desteklenen projelerle, teşviklerle, öğrenci topluluklarıyla, bakın siz de burada görevlisiniz, aslında sorumlusunuz çünkü bu doğanın bir parçasısınızı biraz daha bu bilinci vererek ve aslında sorumluluk da vererek onlara, hadi gelin ne yapıyoruz, bu kaynakları nasıl koruyoruz, olası dezavantajları nasıl engelliyoruz, bu konuda belki onlara aktif görev vermek, bu konuda özellikle sosyal hizmet öğrencileri çok iyi değerlendirilebileceği kanaatindeyiz. Ve tabii bu perspektif bağlamında sosyal hizmet müfredatının artık dediğimiz gibi biraz bu dördüncü kuşak insan hakları bağlamından da yola çıkarak sadece insan haklarının değil tüm canlı haklarını kapsadığı, sosyal adaletin sadece işte tek bir dünyamız var ve bunlar kaynaklarımız korunduğu sürece bitkiler ve hayvanlar da adil bir şekilde yaşadığı sürece aslında insanın da mutlu olabileceğini çünkü işte bu kadar kaynakların hızla tükendiği bir yerde artık işte su savaşlarından, iklim savaşlarından memleketlerini terk etmek zorunda kalıp yeni ülkelere gitmek, mülteci olmak zorunda kalan insanlardan söz etmemiz çok uzak ihtimal değil halihazırda. Dolayısıyla burada biraz daha belki kaynakları nasıl koruyabiliriz? Mesela Sema Hoca'nın makalesinde çok güzel geçer. Diyor ki artık sosyal hizmet çok kültürcülükten çıkarak, yani türcülükten çıkarak çok kültürlü olmalı. Tüm yaşam formlarının kültürüne, yaşam haklarına saygı duyarak, bunu da biraz böyle vegan kimliğini de söylüyorum. Ve şunu da unutmayarak aslında, çevrenin sürdürülebilir olmaması, kaynakların sürdürülebilir olmaması en fazla bizim çalıştığımız dezavantajlı grupları etkileyecek. Yoksulları, yaşlıları, zaten fakir olan ülkeleri. O yüzden bizim zaten bizzat çalışma alanımız ve sorumluluğumuz bir dezavantajlı gruplarsa biz de bu kaynakların iyi değerlendirilmesi ve korunması noktasında sosyal hizmet müfredatını, eğitimini ve müdahale ve uygulamalarını belki daha etkin ve tam da biz bu alanda varız ve bizim mesleki etik ve sorumluluğumuz bizi burada konumlandırıyor ya belki getirmemiz gerekiyor. Diyerek sunumu sonlandırayım. Teşekkür ederim. Tamam. Sosyodemografik bulgular içerisinde öğrencilerin ekonomik durumlarına ilişkin bir sorunuz var mı? Bunu şuradan doğru sormak istiyorum. Vegan beslenmek çok pahalı bir beslenme türü. Ben Hacettepe'den geliyorum. Bize bir vejetaryen menü öğrencilere sunuluyor ama vegan sunulmuyor haklı olarak çünkü maliyetleri karşılamadığı için. Öte yandan öğrencilerin kıyafet alışverişlerinde de şu an hani ekonomide yaşanan sıkıntı ben nedeniyle daha çok işte dolap, gardırop gibi uygulama üzerinden ikinci el eşyalar kullanmaya başladıkları. Aslında orada tüketimi azaltarak, bir mecburi ekonomiye tüketimi azaltmaya başladıkları yönünde bir davranış değişimi eğilimi söz konusu. Öğrencilerin ekonomik durumlarını gösteren bir bulgu var mı? Ona göre... Bunu sormadık değil mi hocam? Yani çalışmada var mıydı maaş? Bizimde sorduk ama bu öğrenci sayılarındaki dengesizlikten dolayı onu kapsama almadık bu bulgularda.
Çok ama teşekkür. Hocamın dediği doğru. Dediğiniz doğru yani o vegan tüketim alışkanlıklarını takip edebilmek. Birazcık hani o sosyodemografik olarak, ekonomik olarak biraz ortalamanın üstünde olmayı gerektirir. Ama tabii biz birazcık daha aslında iklim değişikliği kaygısı üzerinden gittik. Evet. Doğrudan hani tüketim alışkanlıkları üzerinden gitmedik ama belki bu çalışma tamamen bittiğinde sonunda onu da bir öneri olarak hocamın dediğini de ekleyebiliriz. Güzel de olur. Bu çalışma kişilik özellikleri, ekolojik zeka ve iklim değişikliği kaygısı modeli üzerinden bir de tüketim alışkanlıklarının nereye doğru gittiği ve bunun sosyoekonomik olarak değerlendirilmesi tarafına doğru bir çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkürler. Ben de çok küçük bir şey eklemek isterim. Çok haklısınız. Öğrencilerin bu vegan tüketime ulaşması çok zor. Pahalı olduğundan değil, talep olmadığından ve her şeye çok alışkın olduğumuzda hayvansal ürün koymaya. Ama bireysel girişimlerle çok biz Karatay'da ulaşılabilir hale getirdik. Mesela çok uygun fiyata sebze yemeği ve tahıl yemeği yiyor. Öğrencilerimiz vegan bir şekilde beslenebiliyorlar. Bunu anca karar vermiş teşekkür ederim. Başka sorunuz var mı hocam? Hocam teşekkür ederim. Ayşe Hocam'ın anlattığından şunu tam anlayamadım. Sosyal hizmetteki trend çok kültürcüden çok türcüye mi, çok türcüden çok kültürcüye mi? Bu geçiş, bir de bu çok türcüden ne anlamamız gerekir de biraz açarsanız. Hocam aslında ben de bu konularla biraz meraklıyım, ilgileniyorum. Trendler de bize bunları zorluyor. Hani orayı biraz sanki anlayamadım, ben kaçırmış olabilirim. Aslında Sema Hoca'nın bu yeşil sosyal hizmetle ilgili bir makalesinde şöyle bir atı var. Artık uygulamalar çok kültürcülükten, aslında orada bir kelime oyunu yapıyor. Türcülük biliyorsunuz aslında şey, yani insan olduğunuz için insanı öncelemek ama diğer türleri yok saymak gibi bir yerden. Canlı aslında, türlerini kazanıyor. Evet, evet, evet. Bir ayrımcılık olarak literatürde karşımıza çıkıyor. Orada bir kelime oyunu yaparak aslında çok kültürcülükten çok kültürlü olmalıyız. Yani türcülüğü bırakmalı sosyal hizmet uygulamaları ve tüm türleri kapsayan bir yerde durmalı şeklinde böyle bir kelime oyunuydu. Biraz türcülüğe ve bunda bir ayrımcılık olduğuna vurguyla. Evet. Yani diğer o zaman insanlarla zaten uğraşıyoruz, artık canlılarla da uğraşacağız. Şey mi? Bunu da belki insanın çıkarını olduğunu düşünerek hocam. Çünkü doğayı yok ettiğimizde zaten yine en fazla insan da mal. Geleceğiz, hani kendimizi yok edeceğiz. Evet, ben merkezci bir yerden bakınca bile aslında bizim çıkarımız olacak doğayı korumak. Biraz da böyle bir yerden belki. Teşekkür ederim. Yeşil sosyal hizmette çalışmak lazım biraz. Hocam, Avustralya'da pet social worker'lar var. Onlarla ilgili bir yapılan belgesel program var Discovery Channel'da. Orada hayvan hakları ihlalleri üzerine sosyal hizmet uzmanları gidip hani şu bizdeki çocuk koruma sistemindeki gibi hayvanları alıp böyle sahiplendiriyorlar. Böyle onların şimdi yapılan hayvan evleri var. Oralarda kalıyorlar, yaşam alanları var. Belki bakmak isterseniz diye bir öneri olarak söyleyeyim. Yeni bir alan. Evet. Yani bizde henüz gelişmesi hani yıllar alacaktır muhtemelen ama Avustralya'da hani çok fazla insanlar ve hayvanlar bir iç içe yaşadıkları için böyle bir uygulama alanı var sosyal hizmetin. Ben de şöyle bir ufak bir katkı koymak isterim. Dezavantajlı bireylerin, bağımlı bireylerin, hani sosyal hizmet uzmanlarıyla beraber doğada ve doğayı koruyacak şekilde kıyamete çalışmalarına çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Belki bununla ilgili de bir bilginiz vardır. Ve ben kendi kişisel gözlemim çalıştığım alanlarda tarımsal veya yani dediğiniz gibi mesela bağımlılıkta bir herhalde evcil hayvan beslenmesi gibi şeyler önerilir. Yani bir sosyal hizmet uzmanının ekoloji sistemle, yeşil sistemle alakalı bilgisinin olması, kaygısının olması herhalde bu noktada da faydalı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çalışmalar arttırdım. Çok sağ olun. Yani çalıştığımız müracaatçı grupları da bu işin içine katılabilir. Çok doğru, evet. Açıkçası çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, oturumuz burada son oluyor. Sonraki oturumları programdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Sonraki oturumlarda görüşmek üzere.